Donuma kadar terliyorum arkadaşlar. O yüzden de kalp masajı yaptıktan sonra ya da ciddi bir cerrahi girişime girdikten sonra bir de şimdi bu yiyecek içecek gösterdim ya, diyecekler ki ne bütün gitmedin sanki piknik yapmaya gidiyorsun. Gerizekalılar. Ben de diyorum ki bu çantaya ben ne koyuyorum, niye her seferinde eşek ölüsü gibi oluyor? Şimdi ben sabahın köründe gözümün çapağıyla neden bu videoyu açtım? Saat 7 ya. Video yok. Size video yetiştirmek istiyordum, dedim ne çekeyim ne çekeyim. Ay biraz daha nöbete gideceğim, biraz daha uyuyabilirdim ya. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanala da abone olun. Neyse. Ben bir duş alayım. Sonra giyineyim geleyim. Herkese yeniden merhabalar. Ben Aydın. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle 24 saatlik bir acil nöbetine neler götürdüğümü paylaşacağım. Çantamla başlayayım. Biraz hızlı bir video olması gerekiyor. Çünkü geç kaldım. Herschel'ın şöyle bir sırt çantasını kullanıyorum. Şöyle bir kapatayım. Valiz gibi bir çantayla gidiyorum nöbete, evet. İçinde aslında kullanılabilir tek bir göz var. Bence bu çantanın en büyük sıkıntısı o. Onun dışında da arkada bir laptop gözü var ki hemen onunla başlayalım. Şu donlarımı monlarımı yana koyayım da. Allah. MacBook'umla başlıyorum. Neden hastaneye bilgisayar götürüyorum? Çünkü yolum uzun ve yolda sizlere edit yapıyorum. Görüyorsunuz yani yolda bile edit yapıyorum, size daha ne yapayım. Şöyle bir kulaklığım var, 9.90 aldım Miniso'dan. İşimi görüyor, bununla müzik dinlemiyorum. Sadece size edit yaparken kullanıyorum. Bilgisayar gözüne atalım. Daha sonra benim çalıştığım yerde kantin yok. Dolayısıyla 24 saat boyunca tüketmem gereken suyu yanıma almam gerekiyor. Şu anda doktor odasındaki buzdolabında sanırım 1,5 litrelik suyum var. Yani umarım vardır. Dolapta su mu yok arkadaşlar? Mahvoldum. Yedek olarak 1,5 litrelik daha götüreceğim. Çünkü 1,5 litre bana 24 saat yetmez. Şöyle bir 1,5 litrelik suyum var. Dinç su markası. Tamam, suyumuzu da attık. Ha bu arada benim MacBook'umda çok fazla yer yok. Dolayısıyla edit yaparken bir hard disk kullanmam gerekiyor. Hard disk üzerinden edit yapıyorum. O da şöyle bir hard disk. Benim işim görüyor. 2 yıldır kullanıyorum. Beni yarı yolda bırakmadı. Hey gidi. Zamanında kırtasiye içerikleri üreten Aydın artık yanında şu kadarcık kalem taşıyor. Ve bir kalemlikte de taşımıyor. Şöyle plastik bir kapta taşıyor. Bir ışığım var. Bir kalemim var. Tükenmez kalemim. Hasta anamnezlerini yazıyorum. Bir de böyle değişik duyuşuk bir ayılı kalemim var. Şöyle çok tatlı ayıcıklı bir kalem. Bunu hemen cebimize atalım. Hatta diğerlerini de cebime atayım ya. Şu plastik kutuyu götürmeyeyim artık. Dolabımın anahtarı evimin anahtarıyla birleşik. Ha dolabın varsa niye nöbete bunları götürüyorsun diyebilirsiniz. Yani dolaba hangi birini koyacağım? Kahvaltılıklarımı götüreceğim. Şöyle dün Migros'tan simit almıştım birkaç tane. Yine kahvaltı için genellikle şöyle aç bitirleri götürüyorum. Pınar, hindi salam ve dilim kaşar peynir. Gelelim kahve konusuna. Kahve benim için gerçekten önemli. Şimdi kışın zaten full otomattan alıyorum. Onda sıkıntı yok ama yazın otomat kahvesi içilmiyor ya. Çok sıcak yani, şu an bile pişmiş durumdayım. Yazın genellikle şöyle Nescafe Express'leri kullanıyorum. Hayır, sponsorlu değil. Çünkü Nescafe bana niye sponsor olsun yani? Daha ufak bir kanalım var ama olabilir, neden olmasın. 2 tane Nescafe Express'im var. Bunları götürüyorum. Bunları zaten dolaptan çıkarmıştım yani soğuklar. Tabii ki gün içinde böyle oturayım, ay yavaş yavaş kahvemi yudumlayayım şeklinde bir durum söz konusu değil. Bir yudum alıyorsunuz, koyuyorsunuz. Çalışıyorsunuz, bir yudum daha alıyorsunuz şeklinde devam ediyor. O yüzden de yanımda termos götürüyorum. Termosun içine de şöyle Nescafe'lerimi koyayım. Bunlar neden var? Bunların özelliği de soğuk suya atılmaları. Ay tam bir Nescafe reklamına döndü bu video. Allah belamı versin ki 5 kuruş almadım ama güzel yani, kullandığım için gösteriyorum. Şöyle. Bunları da direkt soğuk suya koyuyorsunuz, çalkalıyorsunuz ve soğuk kahveniz oluyor. Şunu da atalım. Ha mesela normalde evde granül kahve tüketmiyorum. Kendi kahvemi demliyorum, sütümü koyuyorum, aromalarımı koyuyorum vesaire. Ama tabii ki nöbette böyle bir şey söz konusu değil. Onun dışında dönüş yolunda edit yapmıyorum, müzik dinliyorum. O yüzden de şöyle JBL'in bir Bluetooth kulaklığı var. Ve powerbank, nöbette hayat kurtaran bir şey. Aslında acilde bir telefonumuz daha var. Şef telefonu diye geçiyor böyle ufak. Onu yanımda taşımıyorum. Kendi telefonuma yönlendiriyorum. Ya şöyle iPhone falan olsaydı keşke şef telefonu ya. Her hastanedeki şef telefonu böyle olabildiğince eski olanlardan mı? Yazın yorumları. Yoksa bizim hastaneye mi bilmek istiyorum. Bu da T-Tech'in 10.000'lik bir şeyi. Neydi bunun adı? Ay, o kadar uykum var ki. Enerjimi yüksek tutmaya çalışıyorum ama
Ama çok çok uykum var. Ya öyle böyle de çok uykum var. Daha az önce söyledim bence adını. The Power Bank. Power Bank. Ha, Power Bank. Türk kahvem var. Bunu personelle beraber içelim diye alıyorum günde bir kere. Ay ne kadar çok kahve içiyorum ya. Bir de şimdi bu yiyecek içecek gösterdim ya. Diyecekler ki. Ne bitecek? Biz de sanki piknik yapmaya gideceğiz. Gerizekalılar. Numaralı gözlüğüm yanımda. Özellikle gece 12'den sonra numaralı gözlüklere geçiyorum. Başıma ağrı giriyor. Sanki gündüz lens kullanıyorum. Ya artık başım ağrımaya başlıyor astigmatım olduğu için. Ve numaralı bir gözlüğe ihtiyaç duyuyorum. Şöyle. Aslında gündüz de takabilirmişim ha. Güzel güzel valla güzel ha. Gözüm kuruyor yine dediğim gibi geceleri ya. Hani gece 12'den sonra garipleşiyorum. O yüzden böyle gözüme damlamı damlatıyorum. Gözlüğümü takıyorum. Adapte olmaya çalışıyorum önüme de. Kahvemi alıp. Bir tane cep parfümüm var. Axe'ın. Aslında hastanede bir parfümüm var dolabımda. Şu anda mesela hastanedeki dolabımda parfüm bitti mi? Ne durumda? Hiçbir fikrim yok. O yüzden bunu cebimde taşıyorum. Yani şu kadarcık bir şey zaten. Bu Axe'ın seyahat boyu herhalde. Baksanıza avuç içimden bile küçük. Ki elim ufaktır yani. Elimden ne istiyorsunuz ya Allah aşkına? 27 yaşındayım. Ha 27 oldum ya. 3 yıl kaldı 30'uma. Şu yaşıma kadar ellerimden nefret ederdim. Ta ki YouTube'a girene kadar. YouTube'da ellerim çok sevildi anlamadım. Ben hiç sevmem ya. Ufacık ufacık. Kamerada da büyük göründü ha bir an. Daha önde ya bak aslında şöyle. Kendi seviyeme çekeyim küçük. Uykusuzluktan gerçekten kafayı yedim. Şöyle acille ilgili notlar aldığım bir defterim var. Bu defter full. Yani işte işleyişten tutun, ufak doz hesaplamalarına kadar her şeyi yazdım bu deftere. 2 yıldır benimle beraber, her nöbetimde yanımda duruyor yani. Çok açıp bakıyor muyum? Hayır. Ama olsun. İnsanlık hali bir şeyde takılırım, ederim. O anlarda yardımcı oluyor bana. Şöyle Litman'ın bir stetoskobu var. Oy, eşek ölüsü gibi oldu çanta gene. Daha sonra ilaç, bunun ticari adını vermeyeyim bence size. Venöz dönüşü hızlandıran bir ilacım var. Hemoroid için de kullanılıyor. Ama hayır hemoroidim yok. Yani olsa da ne olacak? Bununla da dalga geçeceklerse artık yuh. Venöz dönüşü hızlandıran bir ilaç ve yüzeyel venöz yetmezliğim var. Diğer ilaçlarımı aldım. Nereye atıyorum? Yere atıyordum. Çantaya koyacağım. Bir de yine gece 12'den sonra boynum kilitleniyor bazen. Ya aslında dik durmaya çalışıyorum da şu anda da durmadım yani. Nereye dik durmaya çalışıyorsun Aydın? Şöyle boynum mahvoluyor. Hani hareket ettiriyorum. Egzersiz yapıyorum aslında ara ara. Ama yine de boynum çok kötü oluyor. O yüzden şöyle bir masaj aletim var. Oh. Siz yapmayın böyle şeyler. Ve son olarak da başka bir şey var mı? Ya kalan eşyalarım zaten hastane dolabında. Mesela son nöbetime arrest geldi. Yani kalp masajı yapmak zorunda kaldım. O yüzden de hastane dolabındaki yedek boxer'ım, atletim ve scrubs'ım kirlenmiş oldu. Donuma kadar terliyorum arkadaşlar. O yüzden de kalp masajı yaptıktan sonra ya da ciddi bir cerrahi girişime girdikten sonra nöbetin devamına leş gibi şeylerle devam etmek istemediğimden hem onlara saygımdan hem kendime saygımdan üzerimi, iç çamaşırımı değiştiriyorum. Ben diyorum ki bu çantaya ben ne koyuyorum? Niye her seferinde eşek ölüsü gibi oluyor? Bugün beraber görmüş olduk ne koyduğumu. Evet, çantamız hazır. Ha bir de gözlüğümü de takayım. Sanki çok güneş var ya dışarıda. Ay biraz uyusaydım var ya. Şöyle bir 15 dakika yeterdi bana. Video buraya kadar umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de aşağıya yorum bırakın. Ne tarz videolar istiyorsunuz? Mukbang dışında. Mukbang çekiyorum tamam. Neyse.